ailebe yatırım baş ekonomisti Filiz Ayırmazla beraber hem faiz kararını hem politika metnini borsalara yansımasını ve altını konuşarak günümüzü tamamlayacağız. Buyurun hocam söz sizde. Yani aslında piyasanın fiyatladığı bir şey vardı burada. Piyasanın önünü çok açan bir metin oldu mu bence olmadı. Piyasa bunu zaten bekliyordu. Hani piyasa biraz daha netleşme bekliyordu. Bu açıdan hani piyasa tarafında da çok böyle ciddi hareket yaratabilecek, piyasanın önünü çok net açan en azından ben kendim için söyleyeyim yani Aralık'ta kesin olmaz. Ocak'ta bekleyin ben şu an diyemiyorum. Kasım'da kesin beklemiyorum. Aralık içinde verilere bakacağız. Verilere göre. Ha bana sorarsanız olması gereken ne dersiniz? Ocak'ta başlaması lazım. Çünkü Ocak'ta asgari ücret zammı var. E işte i̇şte yeniden değerleme oranı gelecek. Yönetilen yönlendirilen. Kamu ne kadar zam yapacak? E bir de şu var yani. Her yıl başında geçmişe dayalı fiyatlama davranışı var. Orada yılbaşı bahanesiyle fiyatlama davranışları etkisiyle özel sektör tarafında da zamları göreceğiz. Dolayısıyla o riski almaya gerek var mı? Bence o riski almaya hiç gerek yok. Türkiye'de faizin sinyal etkisi çok güçlü. O nedenle çok noktada güçlü bir sinyal etkisi olduğu için bana kalırsa yani en temizi bu işin Ocak'ta başlanması noktasında. İlk paragrafla başlayalım. Burası çok kıymetli. Diyor ki, Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir diyor. Şimdi bakın burası şahinleşmiş. Şimdi kötüye gitmiş demek ki ana eğilim. Ki bu ana eğilim Merkez Bankası'nın en çok baktığı şey adım atarken faiz mi artıracak faiz mi indirecek? Birinci baktığı bu. Diyor ki enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmem lazım diyor. "Bırakın düşüşü, yükselmiş." diyor. Şimdi sadece bu cümleye bakarak bile yani bir sonraki ay veya yakın vadede hiç faiz indirimi beklememek lazım. Oldukça şahin bir ibare olduğu kanaatindeyim. Bakın ikinci şahin taraf burası. Burası çok vurucu. Diyor ki enflasyondaki iyileşmenin hızı, yani dezenflasyon süreci. Bu ne demek? Yıllık enflasyon düşecek ama çok yavaş hızda düşecek. Ya da aylık enflasyon tarafı düşüşteki hızda belirsizlikler ortaya çıktı. Orada benim istediğim kadar hızlı düşüş olamaz. Bakın birinci cümleyi alalım. Eylül ayında enflasyonun ana ilmi bir miktar yükselmiştir ve bu cümleyi alalım. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Açıkçası bu ikisi başlı başına. Yani benden erken faiz indirimi beklemeyin diyor bence. istediğim gibi gitmiyor işler tatsız gidiyor mesajı veriyor. Onun için yani bu cepheden bakarsak hani Kasım Aralık'ta hiç faiz indirimi elbette de beklememek gerekir diye düşünüyorum. Bence genel olarak Ocak'ta gelmesini ve ötelenmeyi teyit eden bir metin ama yüzde sıfır olasılıkla da Aralık'ta gelmez diyen bir metin olduğu da kanaatinde değilim. Onu da söyleyeyim. Ama ağırlıklı olarak benden erken faiz indirimi elbette beklemeyin diyen bir merkez bankası ihtimalini daha da artıran bir metin olduğu kanaatli. Filiz Ayrılmaz harika yorumları ile bizlerle birlikte oldu. Pazar günü tekrar Filiz hocamızın bir canlı yayını olacak sabah onda hatırlatmak da isteriz bunun öncesinde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. AleB yatırım.